Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok merak ettiğiniz bir videoyla karşınızdayım. Özellikle herkesin derdi gerçekten bu durum. Göbek yağlarından nasıl kurtulabiliriz? Herkesin en çok şikayet ettiği nokta karın yağları. Çünkü kollarımızda, bacaklarımızda kaslar var. Genel olarak çok fazla kalınlaşmıyor. İkisi de hareket halinde. Hep oturduğumuz zaman veya hareket etmediğimiz zaman en fazla yağlar nereye gidiyor? Tabii ki karın bölgesine gidiyor. Vücut genel olarak oraya gönderiyor. Karın bölgesi yağları basen bölgesine göre gerçekten daha tehlikeli. Çünkü biliyorsunuz ki kaburganın altında iç organlarımız var ve bu yağlar iç organlara ne kadar yakınsa o kadar tehlikeli oluyor. O yüzden karın yağları biraz daha tehlikeli oluyor. Karın yağlanmasının sonucunda ortaya neler çıkıyor? Karaciğer yağlanması yaşanabilir. Kolesterol yaşanabilir, insülin direnci yaşanabiliyor. Bu tür hastalıklarda zaten karın bölgesinden metabolik olarak bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. O yüzden şimdi anlatacağım şeylerle karın bölgesindeki yağlardan nasıl kurtulursunuz, onları konuşmuş olacağız. Şimdi karın yağlarından bahsetmişken tabii ki basen bölgesi yağlarından da rahatsız olan kişiler var. İkisi arasında şöyle fark oluyor. Karın bölgesi yağları daha tehlikeli ama daha kolay verilebiliyor. Basen bölgesi biraz daha tehlikesiz. Yani iç organları uzak olduğu için biraz daha tehlikesiz oluyor ama biraz daha giderken zor gidebiliyor. O yüzden bu ikisinin ayrımını böyle yapalım. Ama siz sağlıklı beslendiğiniz zaman Diyetinizi yaptığınız zaman yağlar en fazla hangi bölgede ise o bölgeden gidiyor. Ama şimdi verdiğim önerilerde özellikle karın bölgesine etki edecek. Çünkü bu söylediğim şeylerin tersini yaptığınız zaman siz de göreceksiniz ki karın bölgesineki yağlanma hemen artıyor. Birinci madde, karbonhidrat grubu eşittir ben her zaman diyorum karın bölgesinde yağlanma yani karbonhidrat grubu olan tahılları çok sık tükettiğiniz zaman vücut ne yapıyor? Bunları direkt yağ çeviriyor. Bunların vücutta eğer çok ağır spor yapmıyorsanız kasa dönüşmesi mümkün değil. Genellikle toplumumuzda da birçok kişi spor yapmadığı için, hareketsiz olduğu için direkt karın bölgesinde yağlanma yapıyor. Bu tür besinler neler? Beyaz undan yapılmış ekmek, pirinç pilavı bulgur pilavı bulgur pilavı evet sağlıklı ama fazla yediğiniz zaman çok sık tükettiğiniz zaman maalesef o da karında yağlanma yapıyor. Evet diğerlerine göre biraz daha sağlıklı olabilir börek bu tür besinler vücudumuzda fazla girdiği zaman çok sık tüketildiği zaman maalesef ki insülini artırıyor. İnsülini artırdıktan sonra da vücudumuz bunu yağ olarak depoluyor. Peki bu tür besinleri hiç mi tüketmeyeceğiz? Yani biz hiç mi pilav, makarna, börek yemeyeceğiz? Böyle bir şey tabii ki yok. Ne yapacağız? Sınırına, ölçüsüne dikkat edeceğiz. Ofise gelen kilo problemi yaşayan birçok danışanımda fark ediyorum ki her gün evlerinde pilavlar, makarnalar, börekler pişiyor. Özellikle ailesinde de kilo yatkınlığı olan kişiler kendileri öyle söylüyor. Ben her zaman soruyorum. Diyorum ki evinizde her zaman pilav, makarna, börek pişer mi? Hocam hiç eksik olmaz. E böyle olduğu zaman da bu tür besinleri her gün tükettiğiniz zaman ne yapacak vücut bir yerden sonra Tabii ki bunu yağ çevirecek. Tabii ki karın bölgesinde yağlanma yapacak. O yüzden biz ne yapacağız? Haftada bir kez karbonhidrat tüketim hakkımız varsa ona örnek veriyorum. Cumartesi günü bulgur pilavı yaparak veya işte pazar günü bir börek yaparak değerlendirebiliriz. Yani olabildiğince düşük oranlarda tüketiyoruz. Ekmek de karbonhidrat grubuna giriyor. Eğer siz bir gün içerisinde 6-7 dilim ekmek yiyorsanız bu eve zararlıdır. Ama günde 2-3 dilim ekmek yediğiniz zaman vücut bunu zaten yakacaktır ve yağa dönüşmeyecektir. Burada dediğim gibi ölçü ne olacak? Tükettiğiniz besinin ölçüsüne dikkat ettiğiniz zaman tabii ki yağa dönüşmemiş olacak. İkinci maddemiz. Basit şeker içeren besinlerden uzak durmanızı isteyeceğiz. Yani çay şekeri, Sofra şekeri dediğimiz besin vücuda girdiği zaman insülin tavan yapar. İnsülin dediğimiz şey de nedir? Vücudumuzdaki yağ artıran bir hormondur. O yüzden vücudumuzda yağlanma olur. Basit şekeri içeren besinlerden kastım nedir? Tatlı yemek, pasta yemek, kek yemek olabilir, abur cubur olabilir. Bunları çok sık tükettiğiniz zaman ne yapacaktır? Ben her zaman şey diyorum, onları yemeyin. Gelin buranıza bağlayın. Aynı yere çıkıyor. O yüzden bu tür besinler yediğiniz zaman direkt karın bölgesinde yağlanma olacaktır. Ne yapacağız? Bu tür besinleri olabildiğince tüketmeyeceğiz. Peki yine bu tür besinleri hiç mi tüketmeyeceğiz? Hayır. Tüketim sıklığını azaltacağız. Yani haftada bir kez tatlı yiyebilirsin. Bu vücuduna zarar vermeyecektir. Haftada bir kez daha demin dediğim gibi işte bulgur, börek yiyebilirsin. Bunlar da vücuduna zarar vermeyecektir. Ama bazı danışanlarım da şunu görüyorum. Ben o kadar tatlıya bağımlıyım ki diyor ki yemek yemeyeyim onu yiyeyim. E bu koşullarda tabii ki karın bölgesi ne olacaktır? Yağlanacaktır. O yüzden bu kadar sık tüketmeyelim. Haftada bir kez tatlı yiyebilirsiniz. Haftada 2-3 kez 2 top açık bir dondurma yiyebilirsiniz. Veya bunların hiçbirini yemedin. Haftada bir tane bir bisküvi yemek istedim. Bunlar tabii ki olacaktır. Ölçüye dikkat ettiğiniz zaman ne olacaktır? Karın bölgeniz yağlanmayacaktır. Üçüncü maddemiz ana öğünlerimizde daha çok et, sebze, bakliyat gibi metabolizmanızı hızlandıran ve vücutta asla yağa dönüşmeyen besinler tercih ettiğiniz zaman göreceksiniz ki karın bölgesindeki yağlanma yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak. Bundan kastım ne? Bir bulgur pilavını veya bir pirinç pilavını ana yemek olarak tercih etmeyeceğiz veya makarnayı, böreği ana yemek olarak tercih etmeyeceğiz. Onları tüketim oranımız az olacak ama daha çok ana yemeklerimizde olabildiğince et, sebze, bakliyat gibi besinleri tüketeceğiz. Bu besinler hem bizi tok tutar hem metabolizmayı hızlandırır ve karın bölgesindeki yağları da yakacaktır. Dördüncü maddemiz mutlaka ana öğünlerinize birer kase yoğurt eklemenizi isteyeceğim. Yoğurdun içerdiği kalsiyum sayesinde ve protein sayesinde kan şekerimizi dengeler ve karın bölgesinde ciddi oranda yağlanmayı azaltır. Yani öğlen yemeğinde et yedin yanına yoğurt koyabilirsin. Akşam yemeğinde sebze yedin yanına yoğurt koyabilirsin. O zaman ne olacaktır? Hem metabolizman hızlanacaktır hem de karın bölgesindeki düzleşmeyi sen de kısa zamanda görmüş olacaksın. O yüzden buna dikkat ederseniz gerçekten faydasını göreceksiniz. Yoğurt olursa da mutlaka ev yoğurdu olmasına özen göster içerisindeki probiyotikler daha fazla olduğu için bağırsak sağlığımız daha iyi olacaktır. Bu koşulda metabolizma da hızlanacaktır. Bu bu yolla da vücudumuza daha faydalı olacaktır. O yüzden mutlaka ev yoğurdu mayalıyoruz ama şu anda pandemi döneminde tabii ki bunun üzerine gidemiyoruz. O yüzden ne yaparız? Dışarıdan alıyorsak da light yoğurt veya kaymaklı yoğurt değil de mutlaka kaymaksız yoğurt almanızı önereceğim. Beşinci madde mutlaka artık bunu bilmeyen yoktur. Mutlaka günde 2 litre kadar su içeceğiz. Çünkü suyun metabolizma hızlandırıcı etkisi vardır. %5 oranda metabolizmamızı hızlandırır. Bağırsaklarımızı hızlandırır. Tuvalete çıkmamızı sağlar. Şöyle bir özelliği de vardır vücudumuz susuzlukla açlığı karıştırır. Yani aslında vücudunuz su isterken sizin canınız karbonhidrat veya yemek çekiyor olabilir. Siz suyu yeterli derecede içtiğiniz zaman açlığınız ve iştahınız azalacaktır. Bu da sizin kalori alımınızı engelleyecektir ve dolayısıyla da kilo vermenize karın yağlarını yakmanıza yardımcı olacaktır. Altıncı madde, her gün mutlaka yarım saatte bir saat arasında yürüyüş yapmanızı önereceğim. Çünkü yürüyüşün insülini düşürecek ve kan şekerini dengeleyecek özelliği vardır. Bu da metabolizmanızı dengeler ve bu yolla karında daha az yağlanma gerçekleşecektir. O yüzden mutlaka günde bir saat yürüyüş yapmanızı istiyorum. Yürüyüşün diğer sporlara göre daha fazla kalori yakma özelliği vardır. Daha doğrusu kilo vermeyi hızlandırma özelliği vardır. Örnek veriyorum pilates yaptığınızda sıkılaşırsınız, zumba yaptığınızda da sıkılaşırsınız. Ama yürüyüş yaptığınız zaman daha fazla kilo vereceksinizdir. O yüzden benim önerim de mutlaka yürüyüş yapmanız olacaktır. Yedinci öneri bunu genellikle ben çok fazla önermiyorum ama gene de çok 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 işe yarıyor. Eğer gerçekten hocam ben artık göbek bölgesinden bıktım. Bir türlü başa çıkamıyorum derseniz en kolay yöntem bu olacaktır. Benim önermeme nedenim sağlıksız olduğu için değil. Sürdüremezseniz sonradan tekrardan yağlanma yapabilir. Bu ne demek? Akşam 6'dan 7'den sonra yemek yemeyi kesebilirsiniz. Bu gece boyu açlığınızı ee, uzun süre açlık sağlayacağı için vücuttaki yağların yakımını hızlandıracaktır. Ama dediğim gibi bunu genelde insanlar 1 yıl veya 2 yıl süreyle en fazla yapıyorlar. Sonrasında tekrardan diğer beslenmeye döndükleri için ne yapıyor? Yağlanma yerine geliyor. Ama artık buranıza kadar geldiyse ve anlık da olsa yani sizi mutlu edecek bir çözüm istiyorsanız akşam 6'dan özellikle 7'den sonra yemek yemezseniz veya bir atıştırmalık meyve de olsa süt de olsa tüketmezseniz hızlı bir şekilde çare göreceksiniz. Ben ama genellikle akşamdan sonra bir tane meyve öneriyorum. Bu da benim kendi yöntemi. Şimdi bu bahsettiğim önerilerin hepsi gerçekten çok 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 işe yarıyor. Ama bunun için vücudunuza zaman tanımanız lazım. Yani kendinize en az 3 ay zaman tanıyın ki vücudunuzda bu değişimi gerçekleştirebilsin. Örnek veriyorum 1 aylık veya 2 haftalık bir sürede bu değişim gerçekleşmiyor. Genelde insanlar göbek yağlarının gitmemesinin nedenine kilo veremediğini düşündüğü için daha doğrusu olduğunu söylüyor veya sanıyor ama niye gitmiyor? İnsanlar 2 hafta veya 1 ay diyet yapıyorlar, sonrasında bırakıyorlar. Ama vücudunuzdaki değişim için en az kendinize 12 hafta yani 3 ay zaman tanımanız gerekiyor. Umarım bu bilgiler sizin için çok faydalı olacaktır. Ama yine de ben bir uzmandan yardım almak istiyorum derseniz aşağıda açıklama kısmında bilgilerim mevcut. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.